Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abbas Yanbasan. Bugün karşımda beni sevmeyen, benim videoları dislike koyan bir arkadaşımız var. Yorumlarda telefon numarası bırakmış, oradan çağırdık kendisini. Video çekelim. İnsancıl bir video olması için de kendi akrabalarının ve aile fertlerinin şu an burada olduğundan haberi var. Hani hiçbir sıkıntı yoktur. Güzel güzel ağırlayacağız, kardeşimizi yollayacağız. Video beğen. Beğenmesen de olur. Kameraman. Efendim. Sana seslenince bak. Tamam abi. Tamam. Şimdi sen açına geçiyorsun. Şimdi bir arkadaşımızla bir 10 soruluk bir konuşmamız olacak. Video beğenin lan. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol. Niye beni sevmiyor? Niye seni sevmiyorum? Güzel bir soru. İçeriklerin çok iğrenç. Niye? Sorumu tamamlayayım. Şiveli konuşuyorsun. Evet. Bunu başarı sanıyorsun. İlk sorun bu yani. Kendini başarılı mı sanıyorsun? Başarı değil. Şive başarı değilse bak. Şimdi bunu zaten başarı demiyoruz. Öyle başarılı zannettiğimiz olsaydı Ayıtı Seremesi bütün Kürdü'de, Lazı'da, Çerkez'de, Şive, Sural herkes ünlü olması lazımdı. Hani burada çektiğim içeriklerin ben eşi benzer olmadığını belki sen de biliyorsun. Şimdi sen beni ne zamandır izliyorsun bilmiyorum ama bak, kıymetli dostum. Şimdi benim içeriklerim de farklı. Sadece şiveye vurursan işimiz iş. O zaman hiçbir şivesi olan YouTuber olmaz. Yani öyle bir şey yok yani. Mesela kardeşim, yani neyi sevmiyorsun? Hangi videoda sevmedin? Nereye çekiyor lan bu? Pardon abi. Ne pardonu lan? Kusura bakma abi. Abi su içer mi ya? Su, ver mi var? Amına koyduğumu da ortalığıma kattı ya. Git lan. Böyle bir şey. Sıkıntı. Ne sıkıntı ya? Ben mi yapıyorum amına koyduğumu? Bacağımın önüne bak ya. Tamam, kusura bakma. Hiç. Sana sorduğuma cevap ver. Yani verir misin kardeşim benim şey? Yani. Kıbar bir şekilde. İsmini neyse söylemezsen mahkemeye çıkarsın. Kıymetli dostum. Neyi sevmedin? Hangi videosu? İşte bir de ilk kadın amına koyduğuma bak ya. Git lan. Tamam hadi. Sen cevabını verir misin kardeşim? Ben Metin 2 videolarını izlemiştim ilk başta. Hı-hı. Böyle çok az takipçim varken izliyordum seni. Hı-hı. Tek olayın 1-2K değişin. Bu bir yetenek değil bana göre. Onları izliyor muydun? Evet. Ben de Metin 2 öncüsüyüm. Metin 2 öncüsün. İzlemek evet. Zorunda değildin güzel kardeşim. Bak, hı-hı, onlar bazı şeyler vardı. Tamam, tabirler. Facebook zamanlarda mesela ben şeyi çıkarmıştım, aslına aslınarak küfür edeceğim kıymetli dostum. Ana sikim muhabbeti vardı. Mesela onu da ben çıkardım. Bazı tabirler, bazen hit oluyor, sonra bir süre sonra hiti bitiyor biliyorsun. Ben de hani bir süre sonra zevki kaçacağı için bırakmış bulunuyorum, sen de biliyorsundur. Biliyor musun? Biliyorum. Ha, inşallah. Yani öyle. Kardeşim benim, senin bana söylemek, sormak istediğin bir şey var mı peki? Evet, var. Para kazanmıyorum deyip kendini millete acındırıyorsun. Tabii. Bunun için bunun için siteler var. Bunun için siteler var. Orada 15 bin 20 bin civarı kazandığın gözüküyor. Hı-hı. Bunun cevabı nedir? Ya kardeşim şimdi bak sitelerde gördüğün şeyler gayet doğal. Gerçek gelir yansıtmasa bile ortalamasını yansıtıyor. Doğrudur. Doğru. Fakat orada 15 20 bin yazıyor. Fakat hesap etmediğin bir şey var. Sen sevmiyorsun biliyorsun, biliyorum ben beni. Ama küfür ettiğimi de biliyorsun illa. Evet. Küfür ettiğim videolarda benim nasıl diyeyim sana, sarı dolar yeme muhabbeti var, onu da biliyorsundur az çok. Ya bilmiyorum. Ya sarı dolar diyor yani şöyle, küfür söylüyorum. Evet. Küfür söyleyince, küfür söylediğim için videoya reklam vermiyorlar. Reklam almadığın zaman da para kazanamıyorsun. Yani 100 bin izlenen bir videodan ortalama 1 dolar 2 dolar. Keşke ben de kazanmak istiyorum ama çok biliyorsun istem dışı bazen oluyor. İnsanlık hali oluyor. Oluyor mu sende? Ben YouTube'u bilmiyorum peki. YouTube'u değil oğlum, insanlık halini ya. İnsanlık. Yani küfür söylüyorsun, ağzından kaçıyor. Evet. Evet. Ağzından kaçıyor. O yüzden de küfürden sardılar diyorsun ve para kazanamıyorsun. Bence sen ağzından kaçmıyor, küfrü benimsemişsin. Ya küfrü benimseme falan öyle bir şey yok kardeşim benim. Bir alışkanlığım vardır. Yani ben birinin gidip de burada yanlış anlama kardeşim benim, ahtapot kardeşimi de cebine koyayım. İşte yarasa kardeşim senin ayakkabının altına koyayım falan dediğim zaman aslında gerçekten ayakkabısının altına koymak veya annesini kaçırmak falan böyle bir isteğim yok. Lafın gelişi söylüyorum. Rahatsız olan insana da gerçekten kufur söylemiyorum yani. Peki. Ne peki?
Bitti. Evet kardeşim, ben de sevmediğin başka bir şey varsa söyle, hemen onu da açıklayalım. Sevmediğin değil de merak ettiğim bir şey var. Yüzünüzü neden gizliyorsunuz? Gereksiz polemik neden yaratıyorsunuz? Ya, siz polemik... hacker grubu musunuz? Yok. Değil. Şimdi şöyle kardeşim, sana şöyle söyleyeyim. Benim kanalımı metrekler eden için belki şu an kendini bilmiyorsun. Ben insanlara, benim görüşüm, komik şeylerin sadece insanların yüzüne bakarak olmadığını. Ne var lan? Ne yapıyor lan? İçmiyor abi. Tövbe estağfurullah. Evet. Sıkıntı. Tövbe. Hangi birini dedik hocam oğlum? Kardeşim başka bir sorun, sevmediğim bir şey, bir şeyle ver. Küfür konusu, çok küfür ediyorsunuz. Evet. Aileniz, komşularınız... Şu pili ver ara lan. Bir dakika kardeşim, sözünü kesiyorum. Pili götür ara. Evet kardeşim. Onun cevabını vereyim sana. Şimdi kesinlikle benim yayınlarımı izleyenler çok iyi biliyor ki kesinlikle katiyen komşularımızın benden küfüründen rahatsız olma şansı yoktu. Evet. Çünkü yoktu derken gene yanlış anlaşılma olmasın. Komşularımızdan gayet sesli ailelerdir. Elde çığlık çığlığa yayınlarında birbirlerini öldürenler falan dersin, alt komşuya şakak operasyonu falan. Bizim arada ses genellikle hiç rahatsız edici bir şey değildir. Evin içinde yaşayanlar olarak da söylüyorum. Ben anne baba ayrı olduğu için ikisiyle de aynı yerde kalmıyorum. Anneannemle kalıyorum. Şimdilik taşınmayı düşünüyorum. O da benim bunun işim olduğunu farkında olarak ben kusurlarıma göz yumuyor. Ben her yayından sonra gidip kendisini öpüyor ve özür diliyorum zaten. Böyle söylüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum canım, ayıp ediyorsun. Evet kardeşim, başka sormak istediğin bir şey var mı? YouTube'un izleyici kitlesi genelde küçük oluyor biliyorsunuz. Evet. Videolarını izleyip seni örnek alan çocuklar var. Evet. Küfür çok ediyorsun, silaha özendiriyorsun. Yok. Estağfurullah. Bazı videoların öyle. Bunun hakkında yorumunu istiyorum. Yok, benim bunun hakkında yorumum kardeşim, şimdi ben küfür ediyor olabilirim fakat hiçbir kardeşimize gidin şuna küfür söyleyin. O tekayı duvardan duvara atın falan, bu tarz bir tepkimiz olmuyor. Videolarda kullanılan silahları da her videonun sonunda söylüyoruz ki şaka amaçlıdır, gerçek tabanca değildir. Kullanmanızı tavsiye etmiyoruz diye videolarımızın sonunda söylüyoruz. Silah özendirecek olsan çok fazla içerikler çekebilirsin. Ben sadece komik olduğu için mesela, yani maniter silah alırsan bu komiktir. Benim görüşüm. Çünkü hatta son silah aldığım video Twitter'da Acun Ilıcalı'yı geçip trend topik olmuştu. Trend 1'e girmişti biliyorsun. İlla biliyorsundur. Görmeme şansın evet. Mümkün değil. Fazla takip etmiyorum seni. Karşıma çıktığına bakıyorum. Ya doğrudur, seni doğrudur. Yani silah özendirmekten değil, manitaya yapılan o hareket aslında komik olanıdır. Biz zaten, benim kendi hayatımda kesinlikle silahla, bir şeyle hiçbir işim yoktur. İnsanlara da söylüyorum. Bunlar sadece video amaçlıdır ve şakacıktandır diyoruz yani. Senin de bunu bilmeni isterim kardeşim. Çünkü bizim aslında düşündüğün gibi bir insan değilim gerçekten. Evet. Amına koyduğuma bak ya. Hem de sen. Açıklamak istediğim bir şey var. Ben bazı arkadaşlar gibi videona paylaşır paylaşmaz hemen dislike'a basmıyorum. Evet. Bütün videolarını izliyorum. Evet. Dakika olarak. Evet. Çok iyi. Seni gerçekten sevmiyorum. Niye? Evet, hep izleyip dislike'a basıyorum ben videoyu. İzliyorsun, ona rağmen dislike koyuyorsun. Evet. Çünkü niye? Serseriliğe özendiriyorsun. Yok kardeşim, ayıp ediyorsun. Bak bu söylediğin zaman bak ben hani bir insan olaraktan üzülüyorum. Çünkü ben gidip kimseye, ben maniter silah aldım, siz silah alın. Ben o destekaya kufur söyledim, siz kufur söyleyin. Restetteki testereli adamın anasına kufur söyledim, siz edin demiyorum. Ben hani biraz da insanların gördüğü korkulardan ziyade diyorum orijinal, normalde bir halk insanı görmelerini istiyorum. Böyle kendimi yani Superman gibi tanıtmak yerine, yalandan dümeyle. Ben olduğumu yansıtmaya çalışıyorum. Senin izlenimindir, yani sana da bir şey diyemiyorum. Sen de bizim kardeşimiz sayesinde artık bu saatten sonra, çünkü yüzümü gördüm ya aşağıya. Yani onu ne? Yüzünü görmem sıkıntı mı? Sıkıntı, çünkü biliyorsun ki gizliyorum. Sen evet. De görmedin sayıyoruz. Bence tabii. Bu kafalardan çıkmanız lazım. Niye? Gizli bir iş yapmıyorsunuz çünkü. Ya ben bunu böyle sevdiğim için, yani o benim zevkim. Sen onu çok sorgulama, sen gene de bir şey görmedin, tamam? Sen de diğer YouTuber'lar gibi 8-9 ay sonra adın alınmayacak, unutulacaksın. Hı hı.
çok saçma içeriğim var çünkü. Ya neden? Ne saçma? Yani sabahtan beri açıklıyorum zaten. Çok serseri. Ne bileyim. Tamam, sen devam edebilirsin. O yani sorun. Şimdi bak, güzel kardeşim. Sen öyle düşünüyor olabilirsin, fakat ben YouTube'a gireli tam bir sene falan oldu biliyorsun. Bir senede geldiğim nokta belli. Evet. Onun öncesinde 2014'ten beri bu Facebook üzerinden bunu yaptığımı belki bilen vardır aranızda, izleyiciler bilir, belki sen bilmezsin. Çünkü YouTube'a göre yargıladığım için bilmediğimi düşünüyorum. Kendi Facebook sayfalarımız vardı, şu an kullanımda olan hala sayfalarımız var. Biz Facebook üzerinden yapıyorduk bu işi. Bir de YouTube kanalımız olsun diye zaten bu YouTube işine girdik. Yani silinecek bir şey olsaydı 7 sene olacak bu projedir yani. Güle söylüyor. Peki. Ben teşekkür ediyorum kıymetli dostuma, bak hep teşekkür edip duruyor ha. Evet kardeşim, var mı başka bir sorun bana? Başka bir sorum yok. Sorularımın cevaplarını aldım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Ben davet edildim. Ama için. Korna var diye. Neyse. Ben memnun oldum çok tanıştım. Ben de memnun oldum. Disleklemeye devam edeceğim size. Değil, yapma. Neden? Neden yapıyorsun? O kadar tanışıp elini sıkıyorum. Olsun, ben seviyorum. Senin paşa gönlün müdür kardeşim benim, ayıp ediyorsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğum için. Teşekkür ederim. Bir su verin lan, bir dakika bekle. Bir su verin lan. Amına koydum ama ayağıma değil, ayağıma değil dada. Neyse, kendi özgür adresiyle burada. Ama şu an ben de öyleyim. Öyle de değil mi kardeşim? Büyük sıkıntı burası. Biz bir saattir adama bak iyi bir insan anlatmaya çalışıyoruz. Yaptığın harekete bak. Gelecek alıdan ediyorum bile bizi. Maalesef. Geç lan. Geç lan. Allah sana hala beter ya. Video beğen, kanal abone ol. Sen de özgürlüğü adamla geldin değil mi kardeşim? Evet. Tekrar elini sıkayım. Temizdir. Şimdi yıkadım elimi biliyorsun. Allah'a emanet olun. Video beğen. Bye bye.